videoda STM 32 ve mevcut blok setini kullanarak DC motor yön ve hız ayarı yapacağımız uygulamayı anlatacağım. İlk olarak devrenin bağlantılarını yapıyoruz. Burada ADC modül kullanılarak potansiyometreden gelen veriye göre motorun yön ve hız ayarı yapılmaktadır. Potansiyometreden okunan değer 0 ila 4095 aralığındadır. 2047 olarak tanımlanan sabit değerimiz orta nokta değeri için çıkartılır. Motorun dönme yönü ise lojik inceleme ile belirlenir. Eğer okunan değer 0'a eşit ya da büyük ise motor ileri yönde, 0'dan küçük ise motor geri yönde dönecektir. Motorun hız ayarı ise PWM bloğunun doluluk oranı ile ayarlanır. Gain bloğu içindeki ifadeler ile doluluk oranı ayarlanmıştır. Sistemin anlık çalışmasını görmek amacıyla STM32 üzerindeki D12 ve D14 yani yeşil ve kırmızı ledler kullanılmıştır. Aynı zamanda motor sürücüsüne bağlanacak olan yön bacakları için C0 ve C1 çıkışları kullanılmıştır. Blok diyagramı hazırlama işlemi bittikten sonra STM32'ye göndermemiz gerekiyor. Hocam kurtardım. Bu işlemler tamamı yeşil olana kadar devam edecektir. Tamamı yeşil olduktan sonra yaptığımız blok diyagramı STM32 kitimize atılmış olacaktır. Buraya tıklayarak işlem başlatılmış olacaktır. Buyurun. Yani şu build tuşuna basılarak. Evet, buyurun. Yükleme işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi potansiyometreyi çevirerek ledlerin yandığını göreceğiz. Sarı ve kırmızı yanacaktı. Şimdi potansiyometre ile tekrar geri gelince, değer düşünce yeşil yanıyor. Değer yükselince sarı, kırmızı yanıyor. PWM ayarı da yeşil renkte görünüyor. Şimdi bu işlemler de bittikten sonra uygulamayı gerçekleştirmek için motoru bağlayacağız.